9 Ekim 1998 yılında Sayın Öcalan'ın Suriye'den zorla çıkarılması ve sonrasında uluslararası bir komplo ile rehin alınıp Türkiye getirilmesi esasen Sayın Öcalan şahsında Kürt halkının özgürlük talebinin boğdurulması olarak değerlendirmek gerekiyor. Daha sonra Sayın Öcalan'ın İmralı Ada Hapishanesi'ne Hapishanesinde tutsak edilmesiyle birlikte başlayan ve 24 yıldır kesintisiz bir şekilde süre gelen bir e, tecrit siyasetinden e, bahsetmek gerekiyor. Evet dönem dönem görüşmeler oldu, avukatlar görüştü, yeri, uluslararası kurumlar görüştü, e, 2014 gibi bir süreçte çözüm sürecinde milletvekilleri, farklı kesimlerden insanlar görüştü. Ancak bunlar dönemsel olmaktan hiçbir zaman çıkmadı. Tecrit siyaseti ilk günden son güne kadar bir devletin izlediği bir siyaset olarak önümüzde duruyor. Süre geldi. Şimdi son en son bildiğimiz üzere 18 ay önce Sayın Öcalandan bir haber alabildik. Ancak bu süreçten sonra kendisine dair herhangi bir yaşam emaresi gösterecek herhangi bir bilgi kırıntısına bile sahip değiliz. Bu da tabii ki toplumda avukatlarında kendisine karşı sorumluluk hisseden insanlarda çok ciddi bir kaygı, ciddi bir endişe yaratıyor. Yani Sayın Öcalan bir tutsak olabilir. TC yasalarına göre ceza almış, tutsak edilmiş olabilir ama bu Sayın Öcalan'ın haklarının elinden alınacağı, alınabileceği anlamına gelmez. Burada haliyle çok hukuksuz, haksız bir girişim söz konusu ve bu girişimi zaten hukukla açıklamak çok doğru da değil. Bu girişim tamamen Türkiye Devleti'nin başta Kürt halkına karşı e, yürütmüş olduğu, yürütmekte olduğu savaş siyasetinin bir sonucu olarak ele almak gerekiyor. Yani Sayın Öcalan şahsında uygulanan bu tecrit rejimi e, Kürt halkına da aynı zamanda Kürt halkının taleplerini de tecrit etmektir. Kürt halkının taleplerine de savaş açmaktır bir halkın önderi olarak gördüğü, lanse ettiği hatta sadece bir halkın değil. Yani bugün bakın Güney Amerika'dan Asya'ya kadar, Afrika'dan Avrupa'ya kadar milyonlarca insan Öcalan'a özgürlük taleplerini dile getiriyor. Ve bu talepleri dile getirenler sadece Kürt halkı değil. Kürt halkının dostları, farklı milletlerden, etnisitelerden insanlar Bugün Öcalan'a özgürlük taleplerini dile getiriyorlar. Haliyle artık Öcalan'ın özgürlüğü veya maruz kaldığı tecrit siyaseti artık sadece Kürt halkını da ilgilendiren bir siyaset değil. Bu siyaset artık dünya çapında e, yankı bulan bir siyaset ve bu noktada elbette ki sorumluluğu sadece Türkiye devletine atmak da yetmiyor. Yani Öcalan 1999 yılında bir uluslararası komployla rehin alındı ve Türkiye'ye getirildi. Şimdi bu uluslararası komploda sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu. Birden fazla ve pek çok devletle işbirliği halinde bu komplo yapıldı, getirildi. Haliyle bu komplonun bir devamıdır İmralı rejimi. Şimdi şunu söylemek lazım yani disiplin cezası öncelikle verilen disiplin cezası ne olursa olsun. Bu, bu disiplin cezası bir avukatın müvekkiliyle görüşüne engel değil. Yani disiplin cezası belki aileyle telefon iletişimi veya yüz yüze görüşme noktasında verilebilirken e, kanunen ama verilebilirken avukatın görüşmesine engel bir durum söz konusu değil. Buradan bile zaten verilen cezaların ne kadar haksız ve hukuksuz olduğunu anlayabiliriz. Yani aile görüş yasağı koyuyor, telefon görüş yasağı koyuyor, hiçbir gerekçe sunmuyor kararı tebliğ dahi etmiyor. Karar kesinleştikten sonra yapılan başvurularla vesaire bir şekilde öğreniliyor ki disiplin cezası kesinleşmiş. Bu uygulamalar da bu disiplin cezası uygulamalar da yapılan bugüne kadar özellikle son 18 aydır hiçbir şekilde haber alınamıyor olmasından beri yapılan haksız, hukuksuz ağırlaştırılan bu tecritte hukuki bir kılıf uydurmaktır. Bakın aslında biz Öcalan'ı görüştürürüz de işte disiplin cezaları var. O yüzden görüştüremiyoruz gibi bir alt metin oluşturulmak isteniyor kanımızca. Fakat biz bunu kesinliklerine kabul ediyoruz, ne de doğru buluyoruz. Yani bu hukuka aykırı bir durum, sadece hukuka aykırılığı da geçiyorum. Yani çok art niyetli bir yaklaşım, bir devletin can güvenliğinden bizzat sorumlu olduğu bir hükümlüye, bir rehineye karşı art niyetli bir girişimi olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani bu verilen disiplin cezaları tamamen Sayın Öcalan'ın hem şahsına. Hem fikirlerine yönelik hem de Kürt halkının özgürlük talebine yönelik bir saldırı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ne demek Sayın Hocalan hücresinde ne yapıyor da 3 ay son 18 ayda 12 defa üst üste görüş yasağı disiplin cezasını verebilecek ne yapmış olabilir Sayın Hocalan? Yani en basiti Sayın Hocalan'ın politik kimliğini bile bir kenara bırakırsak 70 yaşını aşmış bir insan... 3 aylık disiplin cezalarını gerektirebilecek ne yapmış olabilir? Madem bu cezaları veriyorsunuz, o zaman gerekçelerini de açıklamak zorundasınız bu halka, avukatlarına, bu topluma. Öcalan salt hukukçular için değil. Yani Öcalan'ın ortaya atmış olduğu tezler bir bu dünya için, Orta Doğu için e, savunmuş olduğu e, tezler Öcalan'ı önemli kılan bir durum. Çünkü bugün kapitalist modernitenin halkları sömürdüğü, ezdiği, öldürdüğü, katliamdan geçirdiği bir dünya rejiminde, bir dünya sisteminde Sayın Öcalan'ın ortaya sunmuş olduğu çözüm önerileri dünya çapında ezilen, sömürülen halklara da bir umut olmaktadır. Açıkçası 775 avukatın bizim yaptığımız İmralı'da işte görüş başvurusuna Adalet Bakanlığı ne olumlu ne olumsuz herhangi bir cevap vermedi. Yani kendi hukuk rejimini bile o kadar çok ayaklar altına alan bir sistemle karşı karşıyayız ki artık biz hukukçular da bu durumları hukuken değerlendirme imkanı bulmuyoruz. Yani bunu doğru da bulmuyoruz açıkçası. Yapılan başvurulara Adalet Bakanlığı herhangi bir cevap verme zahmetine bile girmiyor. Açıkça bize şunu söylüyor yani siz istediğiniz kadar başvurun, istediğiniz kadar Avrupa Ahime mi gidiyorsunuz, Avrupa Konseyi'ne mi gidiyorsunuz, işte dünyanın her yerinden çağrımı yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ben bildiğimi okurum. Yani Burada artık örgütlü bir kötülük haliyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kendisinden haber alamamamızda alamamamızın bir sonucu olarak bizi çok ciddi bir şekilde et, endişelendiriyor. Yani hukuku tanımayan bir Adalet Bakanlığı'nın denetiminde Sayın Öcalan tutsak edilmiş durumda. Öldürülmediğini nereden bilebiliriz? Kendisine işkence edilmediğini nereden bilebiliriz? Çünkü görüş imkanımız yok, ailenin görüş imkanı yok, hiçbir şekilde iletişim imkanı yok. E Adalet bakanının pratiği ortada, hukuku tanımayan bir noktada. Ya CPT düzenli olarak aslında e, 3-4 yılda bir e, Türkiye'ye ziyaretler yapıyor. Bu ziyaretlerde İmralı Ada Hapishanesi'ni de daha önce ziyaretlerde bulundu. Fakat e, CPT'nin bu ziyareti e, biz de tabii kamuoyundan duyduk ve 6 ay sonra raporunu açıklayacak. Gerek görürse o da elbette. Yani keyiflerine kalmış gördüğümüz üzere yani her şey keyfi yürüyor. Ee, gerek görürse açıklamasını yapacak. Gerek görmese biz 6 ay sonra hala Sayın hocalanın ne durumda olduğunu bilemeyeceğiz. Ee, tabii CPT'nin bu ziyareti Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çoğu zaman kullanılmaktadır. Yani geçmişte yapmış olduğu ziyaretlerde, ahime yapılan başvurularda, sayın hocaların işte umut hakkı meselesinde tartışılan umut hakkı meselesinde veya ondan önceki sayın hocalana yönelik kötü muamele başvurularında Türkiye hep şu savunmayı öne sürdü. İşte bakın CPT ziyaretinde raporlarında sayın hocalana dair işte olumlu gelişmeler olduğunu belirtiyor. Bu cezaevinde Sayın Hocalana iyi davranılıyor olması bile Türkiye'ye haklı şu anki uygulamış olduğu hukuksuz tecrit sistemini haklı duruma getirmez. O zaman CPT'nin bu e, ziyaretinin de çok da fazla çok da önemli bir e, anlamı yoktur diye düşünüyorum. Yani kıymetsizleştirmiyorum. Önemli bir adımdır. Ancak toplumun kaygılarını gidermediği sürece Sayın Hocalan üzerindeki tecrit siyasetine son verdirilmediği sürece yapılan bu ziyaretin çok da bir anlamı olmadığını düşünmekteyim. Yani açıkçası tam da uluslararası komplonun e, yıl dönümünde gelmiş olması evet biz e, bu komployu hep beraber yaptık ama e, bakın takip de ediyoruz gibi bir mana da çıkarılabilir. E, çünkü sonuç olarak Sayın Hocaların üzerinde dediğim gibi dönem dönem yumuşamış olsa da 24 yıldır süre gelen işkence sistemi tecrit sisteminde tecrit siyasetinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu noktada ne CPT ne Avrupa Konseyi ne başka başka kurumlar herhangi bir adım veya girişimde bulunmuş değil. Bu da bu tecrit siyasetini aslında onayladıkları sadece onayladıkları değil bir tarafı taraftarı olduklarının da göstergesi. Ya bakın ben daha önce İmralı sistemini bir kara deliğe benzetmiştim. Yani İmralı hukukun, hukukun kara deliğidir. Hukuka dair, insanlığa dair, etiğe, ahlaka dair her şeyi yutan bir sisteme dönüşmüş durumda. Bu noktada biz hukukçuların da yapmış olduğu bütün girişimler, başvurular adeta bir kara deliğin içinde kaybolup gidiyor. Cevap dahi verilmiyor. Elbette ki bizler yine Sayın Hocalanla görüşmek, onun üzerindeki tecridi, tecridin kaldırılması için çeşitli yol, yöntem, eylemselliklere mutlaka başvuracağız. Hukuksal anlamda zaten yapmamız gereken tüm başvuruları sonuna kadar yapıp bu yolları zorlayacağız. Biz belki bu noktada biraz daha bu durumu hukuksal olarak teşhir etme noktasında rol üstlenebiliriz. Ancak Sayın Hocaların üzerindeki bu tecritin kaldırılması ancak e, halkın ve dünyadaki pek çok insanın sesini yükselterek, buna karşı çıkarak e, bu tecridi yıkabileceğini düşünmekteyiz.